Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu'nun 10. birleşimini açıyorum. Hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, müsaadeniz olursa konuklarımıza ayrı ayrı hoş geldin demek istiyoruz. Çanakkale Kepez Belediye Başkanımız ve yöneticilerimiz aramızda. Çanakkale Geyikli Belediye Başkanımız aramızda. Hoş geldiniz Çanakkale'ler. Antalya Kepez İlçe Başkanı ve İlçe Örgütü aramızda. Hoş geldiniz. İzmir Bayraklı İlçe Kadın Kolları aramızda. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Afyon Şuhut İlçe Örgütümüz aramızda. Hoş geldiniz. Ankara Siteler ve İvedik Esnafı aramızda. Hoş geldiniz. Antalya Finike İlçe Örgütü ve Başkanı aramızda. Hoş geldiniz. Tepebaşı Belediye Başkanımız aramızda. Tepebaşı Belediyesi Sütlüce Beldevi aramızda. Hoş geldiniz. Eskişehir Abhaz Kültür Derneği yönetici ve üyeleri aramızda. Hoş geldiniz. Eskişehir Mihal Gazi ilçesinden bir grup vatandaş aramızda. Hoş geldiniz. Keske ve diske bağlı sendikaların Mersin Şube Başkan ve yöneticiler aramızda. Hoş geldiniz. Mezitli Belediye Başkanımız aramızda. Hoş geldiniz. Uşak İl Başkanımız ve il yöneticilerimiz aramızda. Hoş geldiniz. Uşak Merkez İlçe Başkan ve yöneticileri aynı şekilde aramızda. Uşak Ulubey Avgan Köyü'nden kıymetli muhtarımız ve 45 köy sakini aramızda. Hoş geldiniz. Adıyaman Besne İlçe Başkanımız ve yöneticilerimiz aramızda. Kocaeli İzmit ve Derince İlçe Başkan ve yöneticiler aramızda. Derince Kadın Kolları da tabii aramızda. Hoş geldiniz. Kara Harp Okulu kursiyer öğrencileri bu hafta da aramızdalar. Hoş geldiniz. Çorum Hitit Dernekler Konfederasyonu ve yöneticileri aramızda. Türkiye Sanayici İş Adamı ve Esnaf Birlik Platform yöneticileri aramızda. Siteler Esnafları Esnaf Platformu aramızda. Konya Akşehir İlçe Başkan ve yöneticilerimiz aramızda. Hoş geldiniz. İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencileri aramızda. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, bu hafta esnaf konuşacağım demiştiniz. Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri Ankara aramızdalar. Hoş geldiniz. OSTİM Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkan ve Yöneticileri aramızda. Yine OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Başkan ve Yönetim Kurulu aramızda. Hoş geldiniz efendim. Uşak ili Erice Köyü Muhtarı aramızda. Sayın Muhtarım, hoş geldiniz. Haftalık değerlendirmesini yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum efendim. Buyurun. Hepinize teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun. Benim umudum sizlersiniz. Bu ülkenin kadınları ve gençleri. Benim umudum. Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin güvencesi kadınlar ve gençler. Hepiniz... Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Bizleri televizyonları başında izleyen saygıdeğer yurttaşlarıma da Cumhuriyet Halk Partisi grubundan sevgiler, saygılar ve muhabbetler gönderiyorum. Geçen hafta iş kazalarında hayatını kaybeden işçi sayısı 17. 17 fidan gibi çocuğumuz evine ekmek götürmek için en zor koşullarda çalışarak mücadele ediyorlardı. Alın teriyle çalışıyorlardı. Emekleriyle çalışıyorlardı. Her zorluğun içinde çalışıyorlardı. 17'si hayatını kaybetti. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve onların davalarının takipçisi olacağımızı da
buradan ifade etmek isterim. Bir taraftan iş kazaları, öbür taraftan şehit haberleri geliyor. Tunceli'deki çatışmada iki askerimiz şehit düştü. Suriye'de yine askerlerimiz şehit düştüler. Evlere ateş düştü. Hep şu soruyu sordum ve bu sorunun bütün vatandaşlarımız tarafından kendi vicdanlarına da sorulmasını istedim. 2002'de bu ülkede terör yoktu. 2002'de acı ve gözyaşı yoktu. Ne oldu da 14 yılda binlerce gencimizi şehit verdik? Ne oldu da 14 yılda binlerce gazimiz oldu? Ne oldu da 14 yılda bir PKK belası vardı, şimdi IŞİD, arkasından FETÖ çıktı? Neden oldu? Kim bu ülkeyi yönetiyordu? Hangi güç yönetiyordu bu ülkeyi? Ve bu ülkeyi bir felaketin eşiğine kimler getirdi? Bu sorunun cevabını her vatandaşım, hangi görüşten olursa olsun, hangi kimlikten olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, her vatandaşımın kendi vicdanına sormasını istiyorum. Teröre karşıyız. Açık ve net. Biz teröre karşıyız derken lafla söylemiyoruz. İnanarak söylüyoruz. Terörle mücadele konusunda ne istiyorlarsa her türlü desteği vereceğimizi söyledik. Ne istiyorsunuz bizden? Partiden ne istiyorsunuz? Parlamentoda ne istiyorsunuz? Terörü bitirmek için. Bitiremediler. Bitiremiyorlar çünkü Türkiye'yi yönetemiyorlar. İşin gerçeği bu. Geçen hafta burada şehitler arasında ayrılık gayrılık olmasın dedim. Şehitler bizim şehidimizdir. Şehitler bizim onurumuzdur. Şehitleri kalbimizin özel bir yerinde tutarız. Şehitler arasında ayrılık gayrılık yaparsanız bu doğru olmaz dedim. 15 Temmuz şehitleri ve diğer şehitler gibi bir ayrım ihanettir dedim. Arkasından açıklama yaptılar. Hiçbir ayrım yapmıyoruz dediler. Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Hiçbir ayrım yapmıyoruz dediler. Ayrım yapıyorsunuz. Bal gibi ayrım yapıyorsunuz. Şimdi anlatacağım. Değerli arkadaşlarım, eğer bir yönetim, ülkeyi yönetenler şehitlerimiz ve gazilerimiz arasında ayrım yapıyorsa o hükümet Türkiye'yi bölen hükümettir. Bölücü bir hükümettir. Olur mu böyle bir şey? Şehitler, gaziler ayrı tutulur mu? Şehidin anneleri arasında fark var mıdır Allah aşkına? Ağlayan anneler arasında bir fark gözetilebilir mi? Gencecik evladını toprağa veren bir baba, diğer babadan farklı düşünülebilir mi? Biz bu açıklamayı yaptık. Başta havuz medyası olmak üzere koro halinde üstümüze yine saldırdılar. Koro halinde. Diyorum ya, Bremen mızıkacıları bunlar. Koro halinde saldırdılar. Vay efendim, Kılıçdaroğlu yanlış söylüyor. Kılıçdaroğlu ağzından çıkan her lafı ölçüp tartıyor. Biz böyle yapıyoruz. Biz böyle düşünüyoruz. Şimdi ben anlatacağım. Ama merak ediyorum. Bu iktidardan beslenen havuz medyası acaba yarın ne yazacak? Bakın değerli arkadaşlarım. Bunlar ne dediler iktidara geldiklerinde? Bedelliden elde edilecek gelir şehit ailelerine ve gazilere verilecek dediler. Bir kuruşunu dahi şehit ailelerine ve gazilere vermediler. Bakın, bir kuruşunu dahi. Bu havuz medyası dediğimiz medya, gazeteler ve köşe yazarları bu konuda tek satır yazdılar mı? Yazmadılar. Çünkü kalemlerini başka yere kiraladılar. Akıllarını başka yere kiraladılar. Parayla yazıyorlar. Parayla. Vicdanla değil, ahlakta değil. Parayla yazıyorlar. Parayla yazı yazıyorsan sen adam değilsin. Parayla adı yazı yazıyorsan sen gazeteci değilsin. Dediler ki şehit ailelerine ve gazi ailelerine iş verilecek. Şehit ailelerine öteden beri veriliyordu. Gazi ailelerine hiç verilmedi.
Bırakın aileden vazgeçtik. Gaziye iş verilmedi. Bir gazi beni ziyarete geldi diye işinden çıkardılar. Niye Kılıçdaroğlu'nu ziyarete gitmesin diye. Ya bu gazi kardeşim terörle mücadele ederken iki kolu kopmuş bir gazi. Beni ziyarete gelmesinin ne sakıncası var? İşinden ettiler, aşından ettiler. Bunlarda emin olun din de yok, iman da yok, ahlak da yok. Emin olun yok yani. Bunların bir özelliği daha var. Süratle yalan söylerler. Süratle. Bakın yalanlardan birisini okuyorum size. Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştiriyoruz diyorlar. Gaziler, şehit aileleri, engelliler, 65 yaş üstü olanlar ücretsiz seyahat edecekler. Ya 20 yıldır Türkiye'de uygulanıyor. 20 yıl. 20 yıl bunlardan önce zaten uygulanıyor. Ama ilk kez biz uyguluyoruz diye çıkıp milletin önünde açık açık yalan söylüyorlar. Ben diyorum ya, bunlarda vicdan yok, din yok, iman yok diye. Çıktı dediler ki, gazilik sektör oldu dediler. Gazileri eleştirdiler. Gazilik sektör oldu. Ya o gazinin hangi şartlarda yaralandığını biliyor musun? O askerin hangi dağın tepesinde terörle mücadele ederken neler çektiğini sen biliyor musun? Vücudunda kurşun taşıyan bir gazinin, şarapnel parçası taşıyan bir gazinin hangi şartlarda o görevi yaptığını sen biliyor musun? Gazilik sektör oldu. Peki bu Ankara'daki beyler, bu iktidar olanlar kendi çocuklarını o dağlara, o tepelere, o ovalara gönderiyorlar mı? Askerlik yaptırıyorlar mı? Yaptırmıyorlar. Yaptırmıyorlar. Çıktılar televizyonlara gene bunlar, yandaşları. Şehit ailelerine 450 bin lira tazminat veriliyor, gazilerin aylığı da 6 bin lira. Ya insaf, ne 450 bin lira tazminat verildi, ne 6 bin lira aylık alan var. Diyorum ya, hayatları yalan üzerine inşa edilmiş. Dinleyen vatandaş da sanıyor ki, gerçekten bu kadar para verildi. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Bakın, ayrımcılığın ölçüsünü söyleyeyim. Nakdi tazminat. Terörle mücadele ederken dağın tepesinde şehit olan bir askerin ailesine verilen 87.850 lira. Peki 15 Temmuz şehidi ailesine verilen 87.000 değil, 101.028 lira. Bu farklılık değil mi arkadaşlar? Bu ayrıcalık doğru mudur? Buna hangi iman, hangi inanç, hangi ahlak buna izin verir? Şehit şehittir kardeşim. 15 Temmuz şehidine 101 bin veriyorsun. Helal hoş olsun. Elbette ver. E ama diğer şehidine de ver kardeşim. Diğer şehidin ailesine de ver. Niye vermiyorsun? O bizim şehidimiz. Peki öbürleri kimin şehidi? Kimin şehidi? Sayın Binali Yıldırım, sana soruyorum. Dağın tepesinde şehit olan kimin şehidi? Derecelere göre gazilere nakdi tazminat ödeniyor. Derecelere göre. 21.963 lira terör şehidine veriliyor. 25.256 lira 15 Temmuz şehidine, gazisine veriliyor. Birisine 65 bin lira veriliyor. Diğerine 75 bin lira veriliyor. Sadece fark bununla kalsa deriz ki ya fark sadece bununla sınırlıdır. Bir kanun hükmünde kararname çıkardılar. Kanun hükmünde kararnamede de ayrıcalık yaptılar. Bakın değerli arkadaşlarım. PKK ve diğer terör örgütleriyle mücadele ederken şehit olan polis, subay, assubay, sözleşmeli er ve erbaşlar. Bir daha sayıyorum. PKK ile mücadele ederken şehit olan polis, subay, assubay, sözleşmeli er ve erbaşlara tanınmayan hak, 15 Temmuz gecesi şehit olan polis, subay, assubay ve sivillere tanındı. Şimdi ben Binali Yıldırım'a soruyorum. Bu kararnameyi imzalarken vicdanın neredeydi? Bu kararnameyi imzalarken elin titremedi mi? Bu kararnameyi imzalamak ve terör şehitleri arasında fark yaratıyorsunuz.
bunu giderin demek ne zamandan beri sizi eleştirmek oldu? Ben dedim ki şehitler arasında ayrım yapıyorsanız bu ihanettir dedim. Aynı şeyi yine söylüyorum. Şehitler arasında ayrım yapmak ihanettir. Bakın değerli arkadaşlarım. Derik kaymakamını düşünün. Teröristler Derik kaymakamını şehit ettiler. Derik kaymakamının çocukları şehitlere sağlanan, 15 Temmuz şehitlerine sağlanan imkanlardan yararlanamayacak. Niçin? Üstelik devlet töreniyle defnettiniz. Neden sağlamıyorsunuz bu imkanı? Sadece o mu? Hayır. AKP'nin Özalp ilçe başkan yardımcısı, AKP'nin çocuklarının gözü önünde teröristler tarafından şehit edildi. Onun çocukları da bundan faydalanamıyor. Ama 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerin çocukları bundan faydalanıyor. Bakın bu çifte standardı. AKP'li bir şehidin olduğu bir ortamda ben veriyorum. Ben. Onlar cesaret edip veremiyorlar. Çünkü onlar hayatı çifte standart üzerine kurmuşlar. Ben sen diye milleti bölüyorlar, ayırıyorlar. Halis, Ömer Halis Demir şehit oldu. Üniversiteye adını verdik. Hak etti mi? Elbette hak etti. Daha fazlasını da vermeliyiz. Ama Ömer Halis Demir'in çocukları da 15 Temmuz günü şehit olanlara tanınan haklardan yararlanamıyor. Ben bunları dile getirdim diye kıyameti kopardılar. Ben bunu dile getirdim diye kendi televizyon kanallarında bir sürü ipten saptan kopmuş adamı çağırdılar, hep bizi eleştirdiler. Benim bu söylediklerimin neresi yanlış? Benim bu söylediklerimde nerede bir hata var? Ben söylüyorum, şehitler arasında ayrım yapmayın. Ben söylüyorum, gaziler arasında ayrım yapmayın. Ben söylüyorum, bu ülkenin varlığı için, bu ülkenin bekası için, hayatını veren kim olursa olsun, inancı, kimliği, yaşam tarzı, siyasi görüşü ne olursa olsun, bu ülkeye hayatını vererek, bedel ödeyerek katkı veren her şeyi de eşit davranılsın diyoruz. Şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz el üstünde tutulsun. Onların her türlü talebi karşılansın. Biz bunları istiyoruz. Ben bunları istiyorum diye ayrım yapmayın dediğim zaman kıyameti koparıyorlar. Arkadaşlarıma söyledim. Hukukçu bir arkadaşımız var. Muğla milletvekilimiz var. Ömer Suha Aldan, şehitler ve gaziler arasındaki farklılığı ortadan kaldırmak için bir kanun teklifini bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na grup olarak vereceğiz. Şimdi Sayın Binali Yıldırım'a çok açık ve çok net bir çağrıda bulunuyorum. Başbakanlık koltuğunda oturuyorsun. Şehitliğin ne kadar önemli olduğunu ben de biliyorum, sen de biliyorsun. Gazilerin içinde bulunduğu şartları ben de biliyorum, sen de biliyorsun. Şehitler ve gaziler arasında ayrımcılık yapılmaması gerektiğini ben de biliyorum, sen de biliyorsun. Gel, el ele verelim. Biz kanun teklifi hazırladık. Siz de bir kanun teklifi hazırlayın. Sizin milletvekilleriniz de hazırlasın. Bu kanun teklifini ortak imzayla parlamentoya getirelim. Ve şehitler arasında yapılan bu ayrımı, bu ayıbı hep birlikte kaldıralım. Bakın gayet açık, gayet net ifade ediyorum ve Sayın Binali Yıldırım'a çağrıda bulunuyorum. Gelirse başımızın üstüne. Gelmezse bunu aşağı indireceğiz. Genel kurula indireceğiz. Bütün şehit ailelerine söylüyorum. Bütün gazilere söylüyorum. Biz sizin yanınızdayız. Siz bizim onurumuzsunuz. Bizim bekamızın güvencesisiniz siz. Bu ülkenin onurusunuz. Sizin onurunuzu kurtarmak bize düşen bir görevdir. Ve bu görevi biz yerine getireceğiz. Size bir örnek daha vereyim. Bir örnek daha vereyim. Şehitler arasında ayrım yapıyorlar. Şimdi gaziler arasında da yapacaklar.
Neden? Bunu da havuz medyasındaki arkadaşlar iyi dinlesinler. Sayın Binali Yıldırım, geçenlerde bir grup toplantısında yaptığı konuşmada aynen şunu söyledi. O gece, yani 15 Temmuz gecesi, tırnağa bile zarar görmüş kimse gazi sayılacaktır. Tırnağa bile zarar görmüşse gazi sayacağız. Eyvallah, itirazımız var mı? Hayır, hiçbir itirazımız yok. Bir darbe girişimi önlenmiştir. Önleyen bütün yurttaşlarımıza bizim şükran borcumuz var. Ama eğer bu böyle yapılacaksa diğer gaziler için de yapılsın. Diğer gaziler, vücudunda kurşun mermisi var. Organ kaybı var. Şarapnel parçası var. Ama ona diyorlar ki sen bazı haklardan yararlanamazsın. Seni gazi sayıyoruz ama terör adı şu. Terörle mücadele sırasında yaralanıp gazi sayılmayanlar var. Bunlar da kendi aralarında bir dernek kurdular. Biz terörle mücadelede yaralandık. Şimdi bizi gazi saymıyorlar. Ve biz para için değil, pul için değil, bize onurumuzla gazilik ünvanını verin diyorlar. Hiçbir ayrım istemiyorlar. Biz de istemiyoruz. Sayın Binali Yıldırım'a çağrım, şehitler için neyse gazilerimiz için de odur. Gel hep birlikte bu parlamentonun onurunu kurtaralım. Şehitlerimiz ve gazilerimiz arasında hiçbir ayrım yapmayalım. Herkese eşit davranalım. Esnaflarımız, harp okuluna da geleceğim. Geleceğim ona da. Ona da geleceğim. Mazlumlara da geleceğim. Hiç endişe etmeyin. Değerli arkadaşlarım, esnaf toplumun sigortasıdır. Esnaf ahi evran kültüründen gelir. Güçlü bir kültürü vardır. Sabahın köründe dükkanını açar. Dükkanının önünü temizler. Gelen müşteriye güler yüzle davranır. Eğer komşusu siftah etmemişse komşusunun da siftah etmesini ister. Devlete yük olmaz. Devlete vergi verir. Devletten çok fazla bir şey istemez. Ama adalet ister. Adaletle davranın der bize. Adaletten yanadır. Bugün aileleriyle beraber 10 milyon esnafımız var. 10 milyon esnafımız var. Ve esnaf kan ağlıyor. Esnafın derdini kim dile getiriyor? Esnaf kardeşlerim şunu çok iyi bilsinler. Esnafın derdini sadece ve sadece Cumhuriyet Halk Partisi'yle getiriyor. Altını bir daha çiziyorum. Sadece ve sadece Cumhuriyet Halk Partisi dile getiriyor. İktidardakiler 14 yılda sizi yok etmek için çok çaba harcadılar. Yok etmek için. Her yerde mantar gibi alışveriş merkezleri açtılar. Ve sen dükkanını kapamak zorunda kaldın. Laleli esnafı gidin İstanbul'a sorun. Bir dönem Laleli bereketin kaynağıydı. Şimdi Laleli esnafı perişan vaziyette. Gidin İzmir Kemeraltı'na sorun. Gidin Bağdat Caddesi'ndeki esnafa sorun. Kiralık dükkan bulamazdınız. Şimdi her yer kiralık. Herkes kapatmış dükkanlarını. Alışveriş merkezleri var. Orada da esnafımız var. Ama onlar da dolar bazında kira ödüyorlar. Dolar aldı başını gidiyor, kiralarını ödeyemiyorlar. Kapalı çarşı esnafı. İstanbul kapalı çarşıda hava parası bile başlı başına bir servetti. Boş yer bulamazdınız. Ama gidin oradaki esnaf da perişan vaziyette. Ankara siteler gidin. Ankara organize sanayi bölgelerine gidin. Esnafın ağzını bıçak açmıyor. Herkes geleceğinden endişe duyuyor. Kimse önünü göremiyor değerli arkadaşlarım. Sorunları var mı esnafın? Var tabii. Bir sürü sorunu var. Ben size bu sorunlardan bazılarını satır başları itibariyle vereceğim. Önce şunu söyleyeyim. Esnafın bir sigortası var. Sosyal güvenlik sigortası var. Eskiden Bağkur prim öderdi. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim ödüyor. Diyelim ki bir esnaf 2 ay primini ödeyemedi. 2 ay olur ya. Siftah edememiştir. Zor durumdadır. 2 ay prim ödeyememiştir. Hastalandı.
Doktora gittiği zaman devletin doktoru, hükümetin doktoru diyor ki kusura bakma, senin borcun var, ben sana bakmam. Yani ölüme terk ediyor. Nasıl yapıyorlar? Kanun çıkarak yaptılar bunu. Peki buna esnaflar itiraz etti mi? Etmediler. Kimse kusura bakmasın. Etmediler. Peki esnafa bakmıyorsun. Esnafın eşi rahatsız oldu veya çocuğu rahatsız oldu. Hadi esnafın günahı vardı, prim ödemedi. Karısının ne günahı var? Diyor ki karısına da sağlık hizmeti vermeyeceğim diyor. O da öyle bilir. Peki kadının günahı ne? Bir esnafla evlenmek. Peki diyebilirsiniz ki efendim esnaf gitti, harç borç etti ve tedavi oldu. Kendisi veya eşi tedavi oldu. Peki sağlık primini istiyorlar mı kendisinden? Evet diyorlar. Malına haciz uyguluyorlar, evine haciz uyguluyorlar, primi ödeyeceksin diyorlar. Peki primi haciz yoluyla aldı. Sağlık harcamalarını ödeyecek mi? Hayır, onu da ödemiyor. Tam deli dumrul hikayesi. Peki esnaf bu gerçeği biliyor mu? Biliyor. Buna isyan ediyor mu? Etmiyor. Temel sorunlarımızdan birisi budur değerli arkadaşlarım. İş göremezlik ödeneği. Esnafın yanında bir çırak çalışıyor diyelim. Hastalandı, iş göremezlik ödeneği ödeniyor ona. Peki esnaf hastalandığında, o da hastalandı diyelim. O da insan. Onun da başına bir hastalık geldi. Ona iş göremezlik ödeneği ödeniyor mu? Hayır, ona iş göremezlik ödeneği ödenmiyor. Neden? Esnaftır. Sağlık hizmeti de vermesin, iş göremezlik ödeneği de vermesin. Çünkü sesi çıkmaz diyorlar esnafın. Esnaf oturur, sesi çıkmaz esnafın. Başka? Esnaf çoğu zaman kiralık bir dükkanda çalışır. Dükkanı kiralıktır. Kira öder ama stopaj da öder. Vergi de öder yani. Vergi aslında mülk sahibine ait. Ama mülk sahibi diyor ki, kardeşim ben öyle stopaj falan anlamam. Benim kira bedelim budur, üstünü sen ödeyeceksin. Ve esnaf stopajı da öder. Bu peki adil midir? Adil değildir. Esnaf itiraz ediyor mu? İtiraz etmiyor. Çünkü esnaf konuşmaz diyorlar. Sesini çıkarmaz diyorlar. Vur ensesine, ağzından al lokmayı diyorlar. Değerli arkadaşlarım, iş yerini kapattı diyelim. İflas etti. Battı. Bir işçi işinden olursa ona işsizlik sigortası belli bir ay para ödüyor. Yani yeni iş buluncaya kadar ailesi aç kalmasın diyor. Peki esnafın başına bu gelirse belli bir para ödeniyor mu? Hayır, ödenmiyor. Ama bu da iflas etti veya iş yerini kapattı, zarar etti. Bunun da ailesi var, bunun da çoluk çocuğu var. Buna da en azından 3 ay, 4 ay belli bir para ödeyelim. Yeni iş kuruncaya kadar ödenmiyor. Esnaf itiraz ediyor mu? Etmiyor. Bu gerçeği biliyor mu? Evet, bu gerçeği biliyor. Bizim şimdi bir milletvekilimiz Sayın Akif Ekici, diğer milletvekili arkadaşlarımızın da imzasıyla bir kanun teklifi verdim. Dedi ki nasıl işçi işsiz kaldığında işsizlik sigortasından para alıyorsa, esnaf da işsiz kaldığında, iş yerini kapattığında ona da bir güvence sağlansın. Binali Yıldırım'a açık ve net çağrımdır. Bu kanun teklifini verdik. Esnafı düşünüyorsan, esnafın yanındaysan, biz hükümet olarak esnafı destekliyoruz diyorsan, gel kardeşim bu kanunu hep beraber çıkaralım. Esnaf zincir mağazalara ve AVM'lere mahkum edilmiş vaziyette. 59 ilde AVM var. Zincir mağaza, 141 zincir mağazanın Türkiye genelinde 24.671 şubesi var. Gariban esnaf nasıl bunlarla rekabet edecek? Mahallenin bakkalı bunlarla nasıl rekabet edecek? Peki batıda yok mu? Var tabii orada. Peki esnaf korunuyor mu? Evet, esnaf korunuyor. Nasıl korunuyor? İki şekilde. Ya AVM'ler şehrin dışında kuruluyor, isteyen gidip hafta sonları alışveriş yapıyor. Veya şehrin içindeyse haftanın bir günü bütün AVM'ler kapalı, tatil. O gün herkes gidip esnaftan alışverişini yapıyor. Bu konuda düzenlemeyi yapan Sayın Ali Coşkun'du. AKP milletvekili ve bakan Ali Coşkun'du.
Ali Coşkun bu konuda bir düzenleme yaptı, esnafı korudu diye bakanlığından ve siyasetten oldu. Hem bakanlıktan bakanlığı aldılar elinden, hem de siyaseten siyasetin dışına bıraktılar. Esnaf bu gerçeği biliyor mu? Bu gerçeği bilmiyor. Esnaf bu gerçeği öğrenmek için kime telefon etsin? Eski AKP milletvekili ve bakan Sayın Ali Coşkun'a telefon etsin. Ali Coşkun size bütün bu gerçeği anlatır. Sicil affı. Esnafın beklediği sicil affı. Borçları yeniden yapılandıracağız. Güzel. E sicil affını niye getirmiyorsun? Getirmiyoruz. Sicil affının da gelmesi lazım. Esnafın beklediği sicil affıdır. Şoför esnafının ise derdi boyunu aşmış vaziyette. Mazotu mu dersiniz? 10 numaralı yağ yakar. K1 belgesi mi dersiniz? K2 belgesi mi dersiniz? Dünyanın parasını öder. Bir de dış politika, yurt dışına gidemiyorlar. Dolayısıyla esnafın, şoför esnafının derdi çok daha fazla. Bir gerçek. Esnaf kredi kooperatifleri. Şimdi değerli arkadaşlarım, esnafların da krediye ihtiyacı var. Bir kooperatif kurmuşlar. TESKOMP diye, Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kooperatifi Merkez Birliği. Bunun başında bir AKP milletvekili var. Yozgat milletvekili. Sevgili esnaf kardeşim, size kredi vermeyi düşünen bu kişinin ayda kaç lira aldığını biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. 50 milyon liranın üzerinde. Ya 50 bin liranın üzerinde. Eski parayla 50 milyar liranın üzerinde. Milletvekili aylığı hariç. Sana kredi verecek olan kuruluşun başında olan kişi ayda 50 bin liranın üzerinde aylık alıyor. Sana kredi verecek para kalmıyor ki zaten. Para kalmıyor ki. Sen bunun hesabını soruyor musun esnaf kardeşim? Sormuyorsun. Ben bunun hesabını soruyorum esnaf kardeşim. Ben bunun hesabını soruyorum. Şimdi ben 50 bin lira dedim ama bu 50 bin lira minimum. Bazı kaynaklara göre 75 bin lira. Şimdi Sayın Binali Yıldırım'dan istirham ediyorum. Bu milletvekilinizin, bu Yozgat milletvekilinizin esnaflardan kaç lira para aldığını, aylık kaç lira para aldığını birden fazla kooperatiften öğrenmek istiyorum. Çık açıkla. Çık açıkla kardeşim. Esnafı sömürüyorlar. İliklerine kadar sömürüyorlar. Mücadele edeceğim, esnafın hakkını sonuna kadar koruyacağım. Esnaf kardeşim, ben senin hakkını koruyorum. Ama sen de demokrasiyi koru. Ben senin hakkını koruyorum. İnsan haklarını koru. Ben senin hakkını koruyorum. Mazlumlara sahip çık esnaf kardeşim. Mağdurlara sahip çık. Harp okulu öğrencileri, hepsinin işine son verildi. Anneler babalar ne umutlarla göndermişlerdi çocuklarını oraya. Ne umutlarla. Bakın, harp okuluna gönderilen çocukların tamamı, askeri liselere gönderilen çocukların tamamı orta gelirli fakir halk çocuklarıdır. Ensesi kalın hiçbir kimse kendi çocuklarını oraya göndermiyor. Ankara'daki beyler çocuklarını oraya göndermiyor. Ne umutlarla gönderiyorlar çocuklarını oraya. Hepsini kapının önüne koydular. Bak değerli arkadaşlarım, sevgili esnaf kardeşim, Nuriye Gülman diye bir akademisyen var. Genç bir kadın, pırıl pırıl bir kadın. Üniversitede ders veriyor. Kanun hükmünde kararnameyle bunu kapının önüne koydular. Bu da bir şey yapıyor sadece. Eline bir kağıt alıyor. Ankara'da insan hakları heykelinin önünde diyor ki beni öğrencilerimden ayırmayın. Beni işimden ayırmayın diyor. Sadece yaptığı bu. Polis geliyor, alıyor karakola götürüyor, sonra serbest bırakıyor. Bu tekrar gidiyor oraya. Dövme yok, sövme yok, kapı, pencere kırmak yok. Sadece bir kağıt heykelin önünde duruyor. Şimdi bu kişiyi desteklemek için Trabzon'da Sanat Sokağı'nda 4 öğretmen oturma eylemi yapıyorlar. Kaldırıma oturuyorlar. Kimseye bir şey söylemiyorlar. Kimseyi dövmüyorlar. Esnafı rahatsız etmiyorlar. Sadece oturuyorlar.
Bir hakkı arıyorlar. Hak. Adalet arıyorlar. Adalet. Bir esnaf kardeşim geliyor, bu öğretmenlerle tartışıyor. Başka bir esnaf kardeşim geliyor, bunlara çay ikram ediyor. Şimdi tartışan esnaf kardeşime seslenmek isterim. Ben senin hakkını sonuna kadar savunuyorum. Ne için? Adalet için. Ne için? İnsanlık için. O öğretmen Ankara'daki bir başka öğretmenin hakkını savunuyor. Adalet kişisel değildir. Adalet hepimiz için geçerlidir. Benim için de adalet geçerlidir. Esnaf için de geçerlidir. Mağdur olan vatandaş için de geçerlidir. İşine son verilen birisi için de geçerlidir. Eğer adaleti savunmazsak, yarın birisi gelip senin dükkanını kapatırsa hiç endişe etme. Senin yanında başka kimse olmaz ama senin yanında biz oluruz. Biz senin hakkını sonuna kadar savunuyoruz. Üreticiler de eylem yapıyorlar. Antalya'da eylem yapıyorlar. En son içinde domates olan bir tabutu önünde namaz kıldılar. Cenaze namazı kıldılar. Niye domatesler satılmıyor diyor. Domates satılmıyor. Patatesi var, üzümü var, her fındığı var, her alanı biliyoruz. Her alanı biliyoruz arkadaşlar. Ama eylem yapan domates üreticileri olduğu için ondan söz ediyorum. Bakın değerli arkadaşlar. Amonyum sülfat 2010'da 439 lirayken 911 liraya çıkıyor. Üre gübresi 631 lirayken 1250 liraya çıkıyor. Domatesin fiyatı 2010'da 1 lira 30 kuruşken şimdi 1 lira. Bütün girdilerde artış var. Domates fiyatı düşmüş vaziyette. Salçalık domates 69 kuruşken şimdi 70 kuruş. Sivri biber 1 lira 16 kuruşken şimdi 1 lira 60 kuruş. Sakız kabağı 1 lira 97 kuruşken, affedersiniz 97 kuruşken şimdi 80 kuruşa düşmüş. Patlıcan 87 kuruşken şimdi 80 kuruşa düşmüş. Şimdi bu üretici nasıl geçinecek? Bu esnaf nasıl geçinecek? Bunların derdiyle ilgilenen bir Allah'ın kulu var mı? Bir Allah'ın kulu var mı? Sorsun esnaf kardeşim kendisine, üretici kardeşim kendisine sorsun. 14 yılda bu ülkeyi kim bu hale getirdi? 14 yılda. 14 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor? 14 yılda ceplerini doldurdular ama esnafın cebini boşalttılar. Beşikdüzü'ne, Trabzon'a gitmiştim, Beşikdüzü'ne sel gelmişti. Esnaf perişan vaziyetteydi. Bakanlar gidiyorlar. Diyorlar ki burayı biz hiç meraklanmayın afet bölgesi ilan edeceğiz. Esnaf da seviniyor tabii. Afet bölgesi ilan edilince borçlar erteleniyor. Daha düşük krediyle faiz alma imkanı var. Bütün bunlar. Bir bakıyorlar öyle bir afet bölgesi falan yok. Öyle bir bakanlar kurulu kararı da yok. Esnaf başına sadece 1850 lira para gönderiyorlar. Beşikdüzü'ndeki esnafa sesleniyorum. Siz hala bunlara güveniyor musunuz? Bunlar söz verdiklerinde bu sözün arkasında duracaklarına inanıyor musunuz? Bunlar sadece birinci sefer sizi kandırmadılar ki. Bunları kandıranlar var, onlar da sizi kandırmaya çalışıyorlar. Kanmayın. Kim sizi savunuyorsa, hakkınızı ve alın terinizi kim savunuyorsa onun arkasında durun. Göreceksiniz bu ülkeye huzuru, bu ülkeye güveni, bu ülkeye adaleti, bu ülkeye eşitliği biz getireceğiz. Sözüm sözdür. Diyeceksiniz ki ekonomiyi bunlar yönetiyor mu? Hayır arkadaşlar, ekonomiyi yönetemiyorlar. Ekonomiyi iyi yönetselerdi esnaf bu halde olmazdı. Kimse önünü göremiyor. Tehditle ekonomiyi yöneteceklerini sanıyorlar. Sayın Başbakan diyor 15 gün önce bankaları tehdit etti. Faizleri düşürün. Düşürmezseniz gereğini yaparız. Bankalar faizleri düşürdüler. Dolar düştü mü? Hayır. İstikrar geldi mi? Hayır. Kredi alan oldu mu? Hayır. E ne oldu? Tehdit ettiğiyle kaldı. Sayın Cumhurbaşkanı o da tehdit ediyor. Faizler yüksek indirin diyor. Ben bu kadar işsiz olacağını sanmıyorum diyor. Niye bu kadar işsizlik var? Sanki CHP iktidarda da bizi şikayet ediyor. Ya kardeşim, iktidarda olanları sen biliyorsun. Senin yandaşların.
İşsizliği bu hale getiren sizsiniz. Merkez Bankası'na talimat veriyor. Faizleri derhal indirin. Merkez Bankası toplanıyor. Faizleri bırakın indirmeyi, faizleri artırıyorlar. Ne yapacak Cumhurbaşkanı şimdi? İstifa mı edecek? Senin söylediklerini yapmıyorlar. Ekonominin gereğini yapıyoruz diyorlar biz. Ekonomiyi bilmeyen bir insan ekonomiyi yönetemez. Ekonomiyi bilmeyen bir insan vatandaşın derdini çözemez. Ekonomi Bakanı konuşmuş. Ben o hal istemiyorum diyor. Sanki o hal kararnamesinin altında Fransız Ekonomi Bakanı'nın imzası var. Ya kardeşim, imza sana ait. İstemiyorsan niye imzaladın? İstemiyorsan niye o koltukta oturuyorsun? Ben istemiyorum. E istifa et o zaman kardeşim. Hem imzalıyorsun hem de ben o hali istemiyorum diyorsun. Bizi kandıracaklarını sanıyorlar. Sen ancak kendi kendini kandırırsın kardeşim. Sen ekonomiden de anlamıyorsun. Yine ekonomi uzmanı olan Sayın Binali Yıldırım. Öyle diyelim, ekonomi uzmanı. Bir ekonomi dehası olan Sayın Binali Yıldırım bir açıklama yapıyor. Her şeyi getirip dolara bağlamanın bir anlamı yok. Dolar yükseldi, alçaldı, piyasa şartları neyi gerektiriyorsa o olacak. Yani çıkıyor, iniyor diyor. Dedim ya, bir ekonomi dehası konuşuyor. Büyük bir ihtimalle bu ekonomi tarihine geçecek önemli bir cümle tabii. Kardeşim, petrol neye bağlı? Dolara bağlı. Ben değil, sen söylüyorsun. Türkiye'nin gerçeği mi? Evet. Dolar fiyatı düştüğü zaman sen Türkiye'de benzin fiyatlarını, mazot fiyatlarını düşürdün mü? Düşürmedin. Doğalgaz neye bağlı? Dolara bağlı. Doğalgaz fiyatları bütün dünyada düştüğü zaman sen düşürdün mü? Düşürmedin. AVM'lerde kiralar neye bağlı? Dolara bağlı, avroya bağlı. Köprü ve otoyol geçişleri neye bağlı arkadaşlar? Dolara bağlı, avroya bağlı. Yapan kim? Bu hükümet. Ham madde ithalatı neye bağlı? Dolara bağlı. Mercimek ithal ediyorlar, nohut ithal ediyorlar, fasulye ithal ediyorlar. Neye bağlı? Dolara bağlı. Peki hükümetin verdiği garantiler? Onlar da dolara bağlı. Köprüden günde 40 bin araç geçmezse aradaki farkı dolar bazında götürüp devlet ödeyecek. Peki bu gerçeği vatandaşın gözünden kaçıracağını mı sanıyorsun? Daha zamlar yansımadı. İğneden ipliğe her şeye zam gelecek. En büyük zararı da esnaf ve tüketici görecek. İşçi ve memur görecek. En büyük zararı da bunlar görecekler. Değerli arkadaşlarım, bütün bunlara sebep olan ekonomi değil arkadaşlar. Ekonominin bu dar boğaza girmesinin tek nedeni Türkiye'de yaşanan siyasi kriz. Siyasi kriz. Siyasi krizin ekonomiye yansımasıdır bu. Çünkü Türkiye'yi kim yönetiyor o belli değil. Doğru, başbakanlık koltuğunda birisi oturuyor. O da doğru. Adının Binali Yıldırım Bey olduğu onu da gayet iyi biliyoruz. Ama iradesi yok. Karar veremiyor. Efendim diyor, referandum sırasında diyor o hal kalkabilir diyor. Kalkar demiyor. Neden? E kalkar derse ya abisi izin vermese ne olacak? Diyemiyor. Diyemiyor. Binali Yıldırım Bey'den, Binali Yıldırım Bey'den istirhamım. Koltuğuna sahip çık. Yasaların sana verdiği yetkilere sahip çık. Kendi yetkilerini başka yere delege etme, başka yerlere verme. Birisi senin yetkilerine müdahale ederse dur kardeşim de. Ben başbakanım, benim yetkilerim vardır. Benim yetki alanıma sen giremezsin de. Eğer bunu demezsen birisi gelir senin yetkilerini alır, boynuna kocaman bir davul asar, elinde tokmakla sen sadece davulun sesini dinlersin. Ve dış politika. En büyük zararı gördüğümüz, Türkiye tarihinin, Cumhuriyet tarihinin en büyük yenilgisini yaşıyoruz. Bak, bir haftadır Suriye'den şehitlerimiz geldi. Kimin vurduğunu bulamıyorlar bir türlü. Aslında biliyorlar da söyleyemiyorlar bir türlü. Acaba birisini kızdırır mıyız diye. Niye söyleyemiyorsunuz?
Bir sürü şehidimiz geliyor. Biz size demedik mi kardeşim Suriye'de ne işiniz var diye? Biz size demedik mi Suriye'nin iç işlerine karışmayın diye? Rusya orada, Amerika orada, İran orada, herkes orada. Herkesin yetkisi var. Bir bunların yetkisi yok. Bunlar bekliyorlar ne olacak diye. Bir Amerika'ya telefon, bir Rusya'ya telefon. Acaba biz başımızı sokacak bir yer bulabilir miyiz diye. Dış politikayı bu noktaya getirdiler. Ve şu anda bu hükümet dış politika konusunda her türlü tavizi verebilecek konumdadır. Çünkü dışarıda meşruiyeti sıfırlanmış bir hükümet var. Altını çiziyorum. Dışarıda meşruiyeti sıfırlanmış bir hükümet var. Meşruiyet kazanmak için her türlü ödünü verebilir. Rusya ile anlaştık diyorlar. Ama Rusya diyor ki domates almıyorum. Niye almıyor? Hani barıştınız? Putin bütün istediklerini henüz almış değil. Burunlarını sürtecek. Bütün istediklerini alacak. Ondan sonra diyecek ki ben artık domates alıyorum. Şimdi ben merak ediyorum. Binali Yıldırım Bey bilmez ama Sayın Cumhurbaşkanı'na soralım. Çünkü dış politikada başbakan yok. Dışişleri Bakanı yok. Sadece bir kişi konuşuyor. Putin'e ne söz verdiniz ve ne tavizler vereceksiniz? Bunu da öğrenmek bizim en doğal hakkımızdır. Avrupa Birliği'nden kopuyorlar. Avrupa Birliği yetkililerine seslendik. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı vardır. Türkiye uygar bir ülkedir. Türkiye yönünü batıya, uygar dünyaya çevirmiş bir ülkedir. Türkiye Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir. Türkiye demokrasisini geliştiren bir ülkedir. Dolayısıyla Şangay Beşlisi diyorlar. Ben size diyorum ya bunlar bilmiyorlar. Ya Şangay Beşlisi diye bir şey yok. Şangay Altılısı var. 2000 o rakamı da tam size vereyim derler. 2001'de Özbekistan Şangay'a üye oldu ve dolayısıyla Şangay Altılısı var. Onlar hala onu bile bilmiyorlar. Ne olduğunu bilmiyorlar. Dış politikayı bilmiyorlar. Ekonomiyi bilmiyorlar. Ülkeyi nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar. Her kafadan bir ses çıkıyor. Her birisi ayrı ayrı konuşuyor ve Türkiye süratle bir batağın içine doğru gidiyor. Ege'de egemenliği açıkça Yunanistan'a verilmemiş 18 adamız var Ege'de. 18 adada Yunanistan bayrağı dalgalanıyor. Bizim bayrağımız değil. Bize ait adalar. Horoz öttüğünde duyuyoruz. Yunanistan'ın bayrağı var. Yunanistan işgal etmiş vaziyette. Bunlar dillerinden milliyetçilik düşmüyor. Lozan diyorlar topraklarımız azaldı. Burnumuzun dibinde 18 adayı kaybettik. Şimdi Binali Yıldırım Bey'e soruyorum. 18 adayı geri alacak mısın, almayacak mısın? Milliyetçi misin, değil misin? Kıbrıs'ta şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakların değerli arkadaşlarım %37'sine sahip. %29.2'ye düşürmek istiyorlar. Kıbrıs'ı da satmak istiyorlar. Biz diyoruz ki bu adalar bizim mi? Evet diyorlar. Bu adalar da bizim bayrağımız mı dalgalanmalı? Evet diyorlar. Ama Yunanistan bayrağı var. Neden müdahale etmiyorsunuz? Neden hakkımızı aramıyorsunuz diyoruz. Efendim diyorlar çok daha büyük, çok daha önemli bir işimiz var. Bizim bir reisimiz var. Ona bir koltuk bulmaya çalışıyoruz diyorlar. Yani ülkeyi pazarlayarak başka bir şey yapmaya çalışıyorlar. Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Birleşimi kapatıyorum.